Arkadaşlar merhabalar. TYT Parkur kitabımızın 10. bölümü olan Bölme Bölünebilme ve Ebeveyn Kok bölümündeyiz şimdi. Şimdi yine bu konu arkadaşlar her konu olduğu gibi önceki konularda olduğu gibi önemli konulardan bir tanesi. Yine ÖSYM bu sınavlarda artık AYT kısmında da sorabiliyor. Yani sadece TYT kısmı değil AYT kısmında da gelebiliyor. Her yıl bir veya iki soru geliyor. İşte daha çok sayı tanımlama şeklinde gelebiliyor. Hadi başlayalım bakalım. Önce bölme ile başlayalım. Kalemimizin rengini değiştirelim. Ne diyor bana? 2727 sayısını neye bölmemi istiyor bak bana? 27'ye. Şimdi bak bakalım. 27'nin içinde 27 kaç kere var? Bir kere var. 27. 0 0 yaptım. 2'yi aşağı indirdim. Yok. 7'yi aşağı indirdim. Bir kere var. 27. Cevap ne geldi? Bak. 0. Devam edelim. 2'ye bak bakalım. Şimdi bak 35'in içinde 35 kaç kere var? Bir kere var. 35 dedim 0 0. 0 aşağı indirdim. Yok. 3'ü aşağı indirdim. Yok. 5'i aşağı indirdim. Bir kere var. 35 0. Demek ki cevap 1001'dir diyeceğiz. 3'e bak bakalım. Önce 44'ün içinde 44 kaç kere var? Bir kere var. 44 dedim. 0 0 dedim. Sonra 4'ü aşağı indirdim. Yok. 4'ü aşağı indirdim. Bir kere var. 44 0 0 geldi. Bak 5'i aşağı indirdim. Yok. Böyle kalır. Yani kalan 5 bölüm ise 1010'dur diyeceğiz. 4'e bak. Şimdi ABC'nin içinde ABC kaç kere var? Bir kere var. ABC dedim. 0 0 0 dedim. Şimdi A'yı aşağı indirdim. Yok. B'yi aşağı indirdim. Yok. ABC'nin içinde ABC'nin bir kere var. Burası ABC. Kalan ne geldi? Bak 0. Demek ki cevap 1001'dir deriz. Devam edelim. 143 sayısının 7 ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalanın toplamını istiyor. Şimdi 143'ü 7'ye böldüm. Önce 14'ün içinde 7 2 defa var. 14 0 0 3 aşağı indirdim. Yok. Buraya bir 0 atarım. Bölüm ve kalanın toplamı cevap 23'tür. Soru 6. Bir doğal sayı 10'a bölümünden kalan n'dir demiş. Yani sen bir sayıyı 10'a böldüğünde kalan n ise n alıcı değerler toplamını istiyorsa arkadaşlar bir bölme işleminde kalan bölenden büyük gelemez. Her zaman küçük gelmek zorunda. Yani n 10'dan küçük gelmeli. O zaman bir sıfır da beraber 0, 1, 2, nokta 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 9'a kadar olan sayıların toplamı. Bunun formülü neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2'den cevap 45'tir. 7'ye bakalım. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere sonuçlandırılmış bir bölme işlemi aşağıda verilmiştir. X'in en büyük ve en küçük değerlerin toplamı nedir demiş. Şimdi önce X'in alabileceği en büyük değer için Y'ye en büyük değer vermeliyim. Buradaki Y değeri kesinlikle 19'dan küçük gelmeli. O zaman alabileceği en büyük değer 18'dir. Demek ki X ne gelir buradan? Bak bunda bunu çarparsın. 19 çarpı 9 artı 18'dir deriz. 19'a 9'u çarparsan ne gelir? 9 kere 9 81. Elde var 8. 9 kere 1 9. 171 artı 18. Ne geliyor bak cevap? 189'dur. Alabileceği en büyük değer. En küçük değere bakalım arkadaşlar. X eşittir. O zaman Y'ye 0 ver. Yani kalansız bir bölme işlemi olsun. Direkt 19 çarpı 9 artı 0'dan cevap 171 gelir. Demek ki 189 ile 171'in toplamını istiyor benden. 0, 6, 360'tır cevap. Soru 8. MTN sıfırdan farklı birer pozitif tam sayı olmak üzere sonuçlandırılmış iki bölme işlemi aşağıda verilmiştir. M'nin T türünden eşitini istiyor benden. Önce N türünden eşit pardon. Buradan M ne gelecektir? Bak 5T artı 4. Peki T ne gelecektir? Bak buradan 4N artı 2. Sen şurada T'ye gördüğün yere getirip bunu yazarsan 5 parantezinde 4n artı 2 artı 4'tür. Dağıtırsak içeri ne gelecektir? 20n artı 10 artı 4 geldi. Yani 20 çarpı n artı 14'tür cevap. Devam edelim. Soru 9. ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere sonuçlandırılmış iki bölme işlemi aşağıda verilmiştir. Bu ifadenin değerini istiyor bizlerden. Bak şimdi sen bunu yazarken nasıl yazıyordun? A eşittir 5b artı 3. Bunu yazarken nasıl yazıyorsun? B eşittir 4c artı 2. Hepsini c türünden yazabilirim. Nasıl diye sorarsan, şurada b gördüğün yere getirip şunu yaz.
O zaman A ne geliyor bak. 5 parantezinde 4C artı 2 artı 3. Buradan 20C artı 10 artı 3'ten yani 20C artı 13 geldi A. Şimdi A gördüğüm yere 20C artı 13 dedim. B gördüğüm yere 4C artı 2 dedim. Artı C eksi 15 bölü aşağısı 5C. Bak 13 ile 2'yi toplarsam zaten 15 yapar. 15'ler gitti. 24, 25 yaptı. 25C bölü 5C'den cevap 5'tir bak. Soru 10. A ve X birer pozitif tam sayı olmak üzere sonuçlandırılmış bir bölme işlemi aşağıda verilmiştir. X'in alabileceği değerler toplamını istiyor. Arkadaşlar buradaki X sayısı ne olmak zorunda? Kesinlikle 12'den küçük gelmek zorunda. O zaman 0, 1, 2 hatta pozitif diyor 0 almışız herhalde. 1, 2, 3, nokta 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 11'e kadar olan sayıların toplamıdır. Bunun formülü neydi arkadaşlar? N çarpı N artı 1 bölü 2. Sadeleştirdim. Cevap 66'dır. 11'e bak. Hangi doğal sayının 15 ile bölümünden, hangi doğal sayının 15'e bölümünden bölüm 11, kalan da 8'dir diye soruyor. Bu sayıyı A diyelim. A'yı nasıl bulacağım arkadaşlar? A eşittir 15 ile 11'i çarpıp 8 ekleyeceğim. 15 çarpı 11 ne yapar? 165 artı 8'den A ne geliyor bak buradan? 173. Devam edelim arkadaşlar. Soru 12. Aşağıdaki sonuçlandırılmış bir bölme işlemi vermiş bana. M artı N istiyor. Bir bölelim. AB 0, AB 5'i AB'ye bölelim. AB'nin içinde AB bir kere var. AB 0, 0. 0'ı aşağı indirdim yok. A'yı aşağı indirdim yok. B'yi aşağı indirdim. AB'nin içinde AB bir kere var. AB yaptı. Sonra 5'i aşağı indirdim. Olmadığı için buraya bir 0 attım. Toplamını istiyor benden. 10.000 15 gelir cevap. Bak bakalım soru 13. M ve N birer doğal sayı olmak üzere demiş. M'nin T türünün eşitliğini istiyor benden. Şunu yazarken M ne geliyor? 6 çarpı N artı 8. Buradan N ne geliyor? 5 çarpı T artı 4. Bana M'nin T türünün eşitliğini istiyor. O zaman şurada N'ye gördüğüm yere getirip bunu yazarsam 6 parantezinde 5T artı 4 artı 8 yani 30T artı 24 artı 8 geldi. Buradan 30T artı 32'dir cevap. Soru 14. Yukarıdaki bölme işleminde her noktalı bir rakamı temsil etmektedir. Benden bölünen sayı yani şuradaki sayıyı istiyor. Pardon, bu bölen sayı. Bölünen sayı bu. Şimdi bak bunu yaparken şöyle karar ver. Sen burada 135'i nasıl elde edersin? En son şuradan. Yani buradaki sayıyla 3'ü çarptığın zaman sana neyi vermesi lazım? 135'i. O zaman sen 135'i böl bakalım 3'e. Ne gelir bak? 45. Demek ki bölen sayı 45. Benden bölünen sayı istediği için nasıl bulursun? 123 ile 45'i çarpıp 3 ile toplarsın. Bu işlemin sonucu da arkadaşlar 5538 gelir. 15'e bak bakalım. İki basamaklı rakamları birbirinden farklı bir doğal sayı rakamları toplamına bölündüğünde yani AB iki basamaklı sayısı A artı B'ye bölündüğünde bölüm 5 kalan 3'müş. İki basamaklı bu sayının rakamları farkının pozitif değerini istiyor benden. Şimdi bak buradaki AB iki basamaklı sayı olduğu için bunu ne yapmak zorundasın? Çözümlemelisin. Hadi yazalım. AB iki basamaklı sayısı 5 çarpı A artı B artı 3'tür. Biz bunu nasıl çözümlüyorduk? 10 çarpı A artı B. 5'i dağıt içeri. 5A artı 5B artı 3 geldi. Gönder hepsini bu tarafa. 5A eksi 4B eşittir 3'tür. Şimdi değer vermek istersen buna 1 versen sağlamaz. Değil mi? 2 versen 8, 11 yaptı. 3 versen 12. Bak sağladı burada. Sen B'ye 3 versen 12 yaptı. A'da ne geliyor buradan? 3. Olmadı. Rakamları birbirinden farklı diyor. Sağlamadı. B'ye 4 versen 16 yapıyor. 19 yaptı. 5'e bölünmez. B'ye 5 versen 23 yapar. 6 versen 24 olmadı. 7 versen olmaz. 8 verelim bak. Şimdi 5A eksi 32 eşittir 3'ten. 5A eşittir 35'ten. A ne geliyor bak buradan? 7. A 7 geldi. B'de 8 gelmiş oldu. Benden aradaki farkı istiyor. Cevap 1'dir.
Soru 16. Bir A doğal sayısının 5'e bölümünden elde edilen bölüm B. Kalan kaçmış? Bak 4. Bu B doğal sayısının 3'e bölümünden bölüm C. Kalan 2'ymiş. Bana A'yı 15'e böl diyor. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Önce A eşittir 5B artı 4'tü. B eşittir 3C artı 2 mi? Ben burada B gördüğüm yere şimdi A eşittir 5 parantezinde 3C artı 2 artı 4 demeyecek miyim? Dağıt içeri 15C artı 10 artı 4 geldi. Yani 15C artı 14'tür. Bu sayıyı 15'e böl diyor. Şu kısım tam bölünecektir. Demek ki kalan ne geliyor bak? 14. 17'ye bak bakalım. Geldik şimdi bölünebilme kurallarına. Şimdi tek tek hepsini yazalım arkadaşlar. 1. Sayının 2'ye bölünme kuralı ne? Bahsedelim. Bir sayının 2'ye tam bölünmesi için birler basamağı kesinlikle çift olması lazım. Yani 0, 2, 4, 6, 8 gibi. Bir sayının 3'e tam bölünmesi için sayının rakamları toplamının 3'ü 3'ün katı olması lazım. Sayının 4'e tam bölünmesi için sayının son 2 basamağı 4 ve 4'ün katı olması lazım. Sayının 5'e tam bölünmesi için sayının birler basamağı 0 veya 5 olması lazım. Sayının 9'a tam bölünmesi için rakamları toplamı 9 ve 9'un katı gelmeli. Sayının 10'a tam bölünmesi için sayının sadece birler basamağı ne gelmek zorunda? 0. Şimdi yukarıdaki sayıdan bahsediyor bana. 2'ye bölümünden kalan istiyor. Direkt birler basamağına bak. 3 mü geldi? 3'ü 2'ye böldüğün zaman kalan ne gelecektir? 1. 3'e bölünmesi için rakamları toplamına bakmıyor muyum? Topla. 2, 8 daha 10. 1 daha 11. 20, 21, 24 yaptı. 24'ü 3'e bölersen tam bölünür. Kalan 0'dır arkadaşlar. 4'e bölünmesi için son 2 basamağına bakıyorum. 13'ü 4'e bölersem 1 kalanını verir. 5'e bölünmesi için son basamağı 3. Direkt 3'tür. 9'a bölünmesi için rakamları toplamına bakıyordum. Rakamları toplamı 24'tü. 24 9'a bölersen 6 kalanını verir. F'ye bakarsan 10'a bölümünden kalanı soruyor. Birler basamağı ne ise direkt 10'a bölümünden kalan odur arkadaşlar. Birler basamağı 5 ise 10'a bölümünden kalan 5. Birler basamağı 9 ise 10'a bölümünden kalan 9'dur diyebilirsin. 2'ye bak bakalım. 2 basamaklı AB doğal sayısının 4'e bölümünden kalan 2'dir demiş. Buna göre 5 basamaklı bu sayının 4'e bölümünden kalan istiyor ya. Zaten sen 4'e bölünmesi için son 2 basamağına bakmayacak mıydın? Son 2 basamağına bakıyorum. AB. Sana zaten yukarıda bu sayının 4'e bölümünden kalanın 2 olduğunu söylemişti. Demek ki bu sayının da 4'e bölümünden kalan 2'dir deriz. Soru 3. 5 basamaklı bu sayının 3'e tam bölünebildiğini söylüyor. Şimdi 3'e tam bölünmesi için rakamları toplam 3 ve 3'ün katı gelmesi lazım. Rakamlarını topla. 2, 3 daha 5. 5 daha 10, 4 daha 14 yaptı. Şimdi 14 artı A'nın 3'e tam bölünmesi için A'yı en küçük ne ekleyebilirim? 1, 15 olması için. Bundan sonraki değerleri bulmak için sana kolay bir yöntem söyleyeyim. 3'e bölüyorsun ya hep 3 artır. 3 artırdım 4, 3 artırdım 7. Demek ki 1, 4 ve 7'ymiş cevap. 4'ün soruya bak. Bu sayının 9'a bölümünden kalan 3'tür diyor. Rakamları toplamına bakmam lazım. 3, 5 daha 8, 4 daha 12 mi yaptı? 12 artı A artı B. Şimdi bu sayının 9'a bölümünden kalan 3'tür diyor ya. Şimdi 12'ye baktığın zaman 12 zaten şu an 9'a böldüğünde 3 kalanını vermiyor mu? O zaman buradaki A artı B sayısı 0 olabilir. A artı B sayısı 9 olabilir. A artı B sayısı 18 olabilir. İki rakamın toplamı zaten maksimum 18 olabilir. Daha fazla olamaz. O yüzden 3 farklı değer alır. Bak bakalım. Ay pardon. Soru 5. 4 basamaklı bu sayının 3'e ve 5'e tam bölündüğünü söylüyor. Bir kere önce 5'ten yürüyelim. Bu sayının 5'e tam bölünmesi için ne olması lazımdı? Birler basamağı 0 veya 5 olmalıydı. Demek ki A3 7 ya 0 ya da A3 7 ne gelecektir? 5. Şimdi 5'e bölünme kuralını hallettim. 3'e tam bölünmesi için de rakamları toplamına mı bakmalıyım? Rakamların topladığım şurası ne yaptı? Bak 10. 10'a en küçük ne eklersem 3'e tam bölünür? 2. 2. O zaman 3 fazlası 5. 3 fazlası 8 yaptı bak. Devam edelim. Sağ tarafa. 7, 3 daha 10. 5 daha 15. 15'in zaten kendisi şu an 3'e tam bölünüyor. O zaman en küçük 0 veririm. 3 artırdım. 3 artırdım. 3 artırdım. Alınabileceği değerler toplamını istiyor benden. Şuradan 15 gelir. Buradan 18 gelir. Toplarsan cevap 33'tür. 6'ya bak bakalım.
Rakamlara farklı 5 basamaklı bu sayı 6'ya tam bölünür diyor. Şimdi bir kere bir sayının 6'ya tam bölünmesinin kuralından bahsetmedik. Şimdi 6'yı asal çarpanlarına ayırırsan 2 çarpı 3'tür. Aralarında asal 2 sayı. Şimdi o zaman bir sayının 6'ya tam bölünmesi için hangi 2 sayıya tam bölünmesi lazım diyeceğim. Hem 2'ye hem de 3'e. O zaman 2'den başlayalım. Şimdi A, 2, 4, 6, B. Bir kere bu sayının 2'ye tam bölünmesi için birler basamağı çift olması lazım. 0, 2, 4, 6, 8. Hani en büyük değer diyor ya, 8 vererek başlasam. Şimdi B'ye 8 verdiğin zaman 8, 6 daha 14, 4 daha 18, 2 daha ne yaptı bak? 20. Şimdi 20'ye en küçük ne eklersem 3'e tam bölünür? 1. 1, 3 artırdım. 4, 3 artırdım. 7. En büyük değerini istiyor. 7 artı 8'den cevap 15 gelir. Devam edelim. Soru 7. Pozitif bir sayının aşağıdaki sayılara tam bölünmesi için hangi sayılara tam bölünmesi gerektiğini bulun diyor bana. Başlayalım şimdi. Sayının 12'ye tam bölünmesi için çarpanlarından 4 ve 3'e tam bölünmesi lazım. Çarpımları 12'yi verecek, aralarında asal olacak şekilde seçin, olur mu? Çarpımları 15'i vermesi için 3'e ve 5'e tam bölünmesi lazım. 18'e tam bölünmesi için 9'a ve 2'ye tam bölünmesi lazım. 20'ye tam bölünmesi için 4'e ve 5'e tam bölünmesi lazım. 36'ya bölünmesi için 4'e ve 9'a tam bölünmesi lazım. 45'e bölünmesi için 3 olmaz, özür dilerim. 3-15 aralarında asal olmuyor arkadaşlar. 9 ve 5'e tam bölünmesi lazım diyeceğiz. Soru 8. Aşağıdaki işlemlerin sonucunun 9'a bölümünden kalanlarını bulun demiş. Şimdi tek tek tabii ki bu sayıları çarpmayacaksın. Önce şu sayının 9'a bölümünden kalanını bul. Bu sayının 9'a bölümünden kalanını bul. Çarp. Birinci sayıya bakarsam 9, 8 daha 17, 7 daha 24, 11 daha 25 yaptı. Şunun toplamı da arkadaşlar 15 yapıyor. Bu sayının 9'a bölümünden kalan kaçtır? 7. Bu sayının 9'a bölümünden kalan kaçtır? 6. Çarparsan 42 yaptı. 42'nin 9'a bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? Pardon, şurası arkadaşlar, yanlış topladım. 17, 24, 35 geliyor. 35'i 9'a bölersen 8 kalanını verir. 6 kere 8 48 yaptı. 48'i 9'a bölersem 45 tam bölünür. 3 kalanını verir. Geldim B'ye. Yine tek tek bak. Bu sayının 9'a bölümünden kalan rakamları toplamı 15'ti. Şu sayıyı topla. 6'yı daha 13, 17 daha 30 yaptı. Toplarsan 45 mi? 45 zaten kendisi 9'a tam bölündüğü için kalan 0'dır diyebilirim. C'ye bak, rakamların topla 4, 2 daha 6, 6 daha 12, 8 daha 20. 20'nin küpünü mü almam lazım? 20'yi 9'a bölersen kaç kalanını veriyor? 2. O zaman 2'nin küpünü al direkt. 2'nin küpü cevap 8'dir bak. D'ye bak. Şimdi yine 9'a böleceğim ya, rakamların topla 5, 4 daha 9 tam bölündü. 0 dedim. 9, 1 daha 10, 18, 7 daha 25. 9'a bölersen kaç kalanını verir bak? 7 çarpı 9, 7 daha 16, 8 daha 24, 5 daha 29. 9'a bölümden kalan kaçtır bak? 2. 7 çarpı 2'den cevap 14'tür. 14'ü 9'a bölersen kalan 5'tir. Soru 9. Bir doğal sayının birler basamağı dışındaki rakamların toplamı 50'dir. Bu sayının 9'a bölümünden kalan 2 olduğuna göre 5'e bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bu sayının kaç basamaklı olduğunu bilmiyorum. Birler basamağında A olsun. Şuradaki sayıların toplamı ne gelecekmiş arkadaşlar? 50. Şimdi 9'a bölümünden kalan 2 diyor ya. Şimdi bir sayının 9'a bölünmesi için rakamları toplamına bakıyordum. O zaman 50 artı A'ya bakmalıyım. Şimdi sen A'ya ne verirsen 9'a bölümünden 2 kalanını verir. Şimdi düşünüyorum ben burada. Bir kere 4 eklersem 54 9'u tam böler. O zaman 4 değil de 6 ekleyeyim ben A'ya. 56 olsun bu sayının rakamları toplamı. 9'a bölümünden 2 kalanını verir bana. O zaman A 6 ise bu sayıyı 5'e bölmemi istiyor. Birler basamağına bakmam lazım. 5'i de, özür dilerim, 6'yı da 5'e bölersen 1 kalanını verir. Soru 10. M doğal sayısının 80 ile bölümünden kalan 70 olduğuna göre M sayısının aşağıdaki sayıları bölümünden kalanlarını bulun demiş bizlere. Şimdi değer verebilirsin istersen. Hani bir sayıyı sen 80'e böldüğünde 70 kalanını veriyor ya. Atıyorum bu sayı A sayısı olsun. Sen direkt buradaki A sayısına 70 diyebilirsin. İstersen de 80'e 70 ekle, 150 de diyebilirsin. Ama bence bu tarz sorularda kalanın kendisini versen yeter. A'ya 70 verdiğin zaman 70'i 8'e bölersen kaç kalanını verir? 64 tam bölünür. 6 kalanını verir bak. 70'i 10'a bölersem tam bölünür. Kalan 0'dır. 70'i 20'ye bölersem kalan 10'dur diyebilirsin.
Geldik 11'e. 4 basamaklı bu sayının 9'a bölümünden kalan 6'ymış. Hemen rakamlarını topluyorum. 3, 5 daha 8, 2 daha 10. 10 artı A. Şimdi ben normalde hani onu 9'a bölersem 1 kalanı veriyor ya. A'ya 5 versem bak ne yapıyor burası? 15 yapıyor. 15'i sen 9'a bölersen kaç kalanı verir? Bak 6. Demek ki A ne geliyormuş? Bak buradan 5. 4 basamaklı bu sayının 11'e tam bölündüğünü söylüyor. Önce 11'e bölünme kuralından bir bahsedelim. Atıyorum sayı kaç basamaklı olursa olsun birler basamağından başlıyorum. Artı, eksi, artı, eksi diye yazıyorum. Artık kaç basamaklıysam. Artıları kendi arasına topluyorum. Eksileri kendi arasına topluyorum. Çıkardığım zaman sonuca göre 11'in katı mı değil mi ona karar veriyorum. 11'in tam katıysa 11'e tam bölünür diyorum. 11'in tam katı değilse kalan benim için ne olmuş oluyor? 11 ile bölümünden kalan olmuş oluyor. Şimdi bak 4A2B artı eksi artı eksi dedim mi? Artıları kendi arasına topladım. A artı B. Eksileri kendi arasına topladım. 6. Bu sayı 11'e tam bölünüyorsa kalan 0 gelebilir. Kalan 11 de gelebilir arkadaşlar. Çünkü o kalan 11 geliyorsa tam bölünür diyeme hakkına sahipsin. O zaman A artı B buradan ya 6'dır. A artı B buradan ya da ne gelecektir arkadaşlar? 11 diyebilirim. Pardon, hani 6'yı karşıya atarsan 17 diyebilirim. 13'e bak bakalım. 4 basamaklı rakamları birbirinden farklı. A, 5, B, 6 sayısı hem 3'e hem de 4'e tam bölünüyormuş. Tabi bu tarz soruda 4'e bölünme kuralından başlamak mantıklı. Sayının 4'e bölünmesi için son iki basamağına bakmam lazım. Hani 16 olur bak. 26 olmaz. 36 olur. 46 olmaz. 56 olur. Bak 2 kim arttı? 76 olur. 96 olur. Ama rakamlar birbirinden farklı olduğu için 5 veremem. O zaman burası A5 16, A5 36, A5 76, A5 96 oldu. Şimdi sayının 3'e tam bölünmesi için rakamları toplamına bakmam lazım ya. Rakamlarını topla bakalım. Şu an ne yaptı bak? 12 yaptı. Tam bölünüyor. O zaman A'ya 0, 3, 6, 9 verebilirim. 0 veremem. Binler basamağı olduğu için 4 basamaklı olmaz. 6 veremem. Rakamları farklı diyor. O zaman buradan 3 ve 9 geldi sadece. Aşağıya geldim. Rakamları toplamı ne yapar? Bak 9, 14 yaptı. 9'a tam bölüm, özür dilerim. 3'e tam bölünmesi için A'ya 1, 4, 7 vermem lazım. 3'er 3'er artırdığımdan dolayı. Aşağıya geldim. Rakamları toplamı ne yapar? Bak 6, 7 daha 13, 5 daha 18. Tam bölündü. O zaman A'ya 0, 3, 6, 9 vermeliyim. 0 zaten veremem. 6 burada veremem. Çünkü rakamları farklı diyordu. 3 ve 9 verebilirim. Onu yukarıda vermiştim zaten. Rakamlarını toplarsam 15, 20 yaptı. En kötü ihtimalle 1, 4 idi. Gerçi yukarıda aynısını yazdık arkadaşlar. Alabileceği değerler toplamını istiyor. 3, 9 daha 12 yaptı. Şunun toplamı yine 12 yaptı. Cevap 24'tür deriz. 14'e bak bakalım. 3 basamaklı bu sayının 3, 4 ve 5'i sayılarından sadece biriyle tam bölünüyor diyor. Şimdi 2, 2, A dedim. Sadece bir tanesinden tam bölündüğünü varsayarsak atıyorum. Sadece 3'e bölünsün diyelim. Sadece 3'e bölünmesi için rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı gelmesi gerekiyor ya hani. O zaman baktığın zaman 2 ile 2'yi topladım. 4 yaptı. O zaman A'ya en kötü ihtimalle 2 verebilirim. 3 artırdım 5 verebilirim. 3 artırdım 8 verebilirim. Değil mi? Yani ya 222 yapar ya 225 yapar. Y228 yapar. Şimdi A'ya 5 verirsen 5'e de bölündüğü için olmaz. Sadece bir tanesine bölünüyor diyor çünkü. A'ya 8 verirsem son iki basamağı 28, 4'e tam bölünüyor. Olmaz. Demek ki A ne geliyor buradan bak. Sadece 2 gelebilir. Geldim şimdi. Sadece 4'e bölünsün. O zaman sayının son iki basamağı 4 ve 4'ün katı gelmesi gerekiyor. O zaman hani 20 olabilir. 24 olabilir. 28 olabilir. Yani 220 olabilir. 224 olabilir. 228 olabilir. Ama 220 olursa 5'e de tam bölünür. Eledim. 224 olursa olur mu arkadaşlar? Sadece 4'e bölünüyor. 5'e bölünmüyor. Rakamları toplamı 8. 3'e de tam bölünmüyor. Doldu. Buna bakarsan rakamları toplamı 12. 3'e tam bölündüğü için almadım. Yani A buradan 4 de gelebilir. 5'e bölünmesi için sayının birler basamağı ya 0 gelmeliydi ya da 5 gelmeliydi. Birler basamağı 0 olmasa demek. Şurası 20 yapar. 4'e tam bölündü. Olmaz. Sadece 5'e bölünmesi gerekiyor. 225'e bakarsak 5'e tam bölünüyor. Evet, 2'ye tam, 3'e tam bölünmüyor mu bakalım? Hayır, rakamları toplamı 9 yapıyor. 3'e tam bölünür arkadaşlar. Almayacağım. Demek ki A ve B'yi 2 ve 4 gelecektir. Toplamı ne geliyor bak buradan? 6.
15'e bak bakalım. 4 basamaklı bu sayın 15'e bölümünden kalan 7'ymiş ve tek bir sayıymış. Bak şimdi normalde bir sayın 15'e tam bölünmesi için hangi iki sayıya tam bölünmesi lazımdı? 3 ve 5'e. Şimdi 3'e bölümünden kalan 7, 5'e bölümünden kalan 7 diyemezsin. Çünkü sen bir sayı 3'e böldüğün zaman kalan 3'ten büyük bir şey çıkamaz. Yine o zaman böl. 7'yi 3'e bölersen 1 kalanını verir. 7'yi 5'e bölersen 2 kalanını verir. Yani dediğim şey şu aslında. Bu sayıyı 3'e böldüğün zaman 1 kalanını vermeli, 5'e böldüğün zaman 2 kalanını vermesi lazım. O zaman 5'e bölünme kuralından devam edelim. Şimdi 5, 4, A dedim. 5'e bölümünden, hani 5'e tam bölünmesi için birler basamağı 0 ve 5 olmalıydı ya. 5'e bölümünden kalan 2 ise birler basamağı o zaman ya 2 gelmeli ya da 7 gelmeli. Sayı tek olduğu için şunu da elerim. Tamam. Demek ki B kesinlikle 7 geldi. Sayının 3'e bölümünden 1 kalanını verdiğini söylüyor. Rakamların topla 9. 7 daha ne yaptı? Bak 16. Şimdi 16'nın zaten kendisini 3'e bölersen 1 kalanını veriyor. Demek ki A'ya buradan 0 verebilirim. 3 artırdım, 3 artırdım, 3 artırdım. Demek ki A'ya verebileceğim en büyük değer ne geliyor arkadaşlar? Buradan bak 9. B zaten 7 idi. Toplamı ne geliyor? Bak 16. 16'ya bak bakalım. Rakamlar birbirinden farklı 3 basamaklı bu doğal sayısı 15'e tam bölünüyor diyor. 15'e bölünmesi için 5'e ve 3'e tam bölünmesi gerekir. Demek ki 3A 5'e bölünmesi için birler basamağı ya 0'dır ya da 5 gelecektir değil mi? Sayının 3'e tam bölünmesi için rakamları toplamına bak bakalım. Şu an 3 yapıyor. A'ya 0 verebilirim. 3 artırdım, 3 artırdım, 3 artırdım. Rakamları farklı diyor. 0 ve 3 veremem. Buradan 2 tane değer geldi. Buraya bak, rakamları toplamı 8. 9 olması için en küçük 1 eklerim. 3 artırdım 4. 3 artırdım 7 geldi. Rakamları farklı sağladı. 2 değer buradan, 3 değer buradan, toplam 5 farklı değer vardır deriz. Soru 17. Bu sayının 45'e tam bölündüğünü söylüyor. 45'e bölünmesi için hangi iki sayı bölünmesi lazım? 9 ve 5'e. 5'ten yürüyelim. Birler basamağı ya 0'dır. Birler basamağı ya da 5 gelecektir. Bunu hallettik. 9'a bölünmesi için rakamları toplamına bakmalıyım. Şu an rakamları toplamı 8. O zaman 9 olması için M'e 1 veririm. Rakamları toplamı şu an 13. 18 olması için M'e 5 veririm. M'nin alabileceği değerler toplamı istiyor. Cevap 6'dır. Soru 18. 2 basamaklı MN doğal sayısının 5'e bölümünden kalan 2. O zaman ya şöyle. Şöyle düzgün yazayım. Ya M 2 ya da M 7 diyeceğim, tamam mı? 5'e bölümünden kalan 2 ise birler basamağı ya 2 ya 7 gelir. 3'e bölümünden kalan 1 ise, şimdi rakamları toplamına bak bakalım. Şu an 2 yapıyor. 3'e bölümünden kalan 1 olması için M'ye ne vermeliyim? En kötü ihtimalle 2 vereyim ki rakamları toplamı 4 olduğundan dolayı kalan 2'yi, özür 1'i versin bana. Değil mi? Peki 3 artırdım 5, 3 artırdım 8 geldi. Buradan 2, 3 değer geldi. Buna bak bakalım. M 7. Zaten bu haliyle 7'yi 3'e bölersem 1 kalanını veriyor. M'ye normalde 0 vererek başlamalıyım. 3 artırdım, 3 arttım, 3 artırdım. 0 verme şansım yok. O zaman 2 basamaklı olmaz. 3 değer buradan, 3 değer buradan. Toplam 6 değer vardır deriz. Geldik ebeveynlik kısmına. Şimdi önce 24'ün pozitif bölenleri diyor. Başlayalım. 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 böler, 8 böler, 12 böler, 24 böler deriz. 30'un bölenlerine bakarsak 1 böler, 2 böler, 3 böler, 5 böler, 6 böler, 10 böler, 15 böler ve 30 böler. C'ye bak bakalım. 24 ile 30'un ortak pozitif bölenlerini istiyor ki yukarıdan bakabilirsin. Ortak pozitif bölenlerine geldi. 1 gelir, 2 gelir. 3 gelir. Başka 6 geldi. Başka var mı arkadaşlar? Yok. D'ye bakarsam bu ikisinin EBOB'u demek. EBOB ne demek arkadaşlar? En büyük ortak bölen. Sen zaten ortak bölenleri yazmıştın. En büyüğü ne geliyor? Bak buradan 6. E'ye bak bakalım. 24'ün katlarını istiyor benden. 24 var. 2 katı 48 var. 3 katı 72 var. 4 katı 96 var. Sonsuza kadar gider. F'ye bak, 30'un katları diyor. Hatta birkaç tane daha yazalım. 120 var, 144 var dedik. 30'un katları 30 var, 60 var, 90 var, 120 var, 150 var. Sonsuza kadar gider. Bana 24 ve 30'un ortak pozitif katlarını istiyor. Baktığın zaman 120 ile başlarım. Hep 120-120 gidecek. İşte 240, 360 bu şekilde. Pardon.
120 var. Oraya 240 var, 360 var. 120-120 gidecek. Peki ekokları dediğin şey ikisinin en küçük ortak katı ne bulduk bak? 120 bulduk. Aşağıdaki ifadelerin eşitini bulun demiş bizlere. Biz zaten önce EBOB ve ECOG'un tanımını yapalım. EBOB neydi arkadaşlar? En büyük ortak bölen. ECOG ne? En küçük ortak kat. Şimdi bunları bulmanın yolu şu arkadaşlar. Sen asal çarpanlarını ayırmayı öğrenmiştin. Önce 36 ve 48'i asal çarpanlarını ayır bak. 2'ye böldüm 18'e 24 mü? Ortak böldüğü için işaretlerim. 2'ye böldüm 9'a 12 işaretledim. 2'ye böldüm 9'a 6 işaretlemedim çünkü ortak bölmedi. 2'ye böldüm 9'a 3 ortak bölmedi işaretlemedim. 3'e böldüm 3'e 1 ortak böldü. 3'e böldüm 1. Ortak bölenler 2 çarpı 2 çarpı 3'ten. Cevap ne geliyor bak? 12. Ekokları ise hepsinin çarpımı. Çarp hepsinin ne gelir bak? 9 çarpı 16'dan sanırım 144 gelecektir ekokları. Ekokları hepsinin çarpımı. EBOB'ları ortak bölenleri bulup çarpacaksın. 16 ve 25 senin EBOB ve ECOG'unu istiyor benden. Şimdi 16 ve 25'i asal çarpanlarına ayırıyorum. Şimdi bakıyorum ikisi aralarında asal değil mi bunların? O yüzden arkadaşlar not olarak yazmak isterseniz aralarında asal iki sayıyı da bölen en büyük sayı her zaman 1'dir. Aralarında asal iki sayının en küçük ortak katı her zaman çarpımlarıdır. 16 çarpı 25'ten 400'dür. Toplamanı istiyor benden. Cevap 401'dir. Kural olarak söylüyorum tekrardan. Aralarında asal iki sayının EBOB'ları her zaman 1. ECOG'ları ise bu iki sayının çarpımlarıdır. Geldim 4'e. Şimdi bu şekilde verirse EBOB ve ECOG'u bulmak çok basit aslında. EBOB bulurken önce hep küçüklerine bak, olur mu? Mesela bak sırayla git. 2 üzeri 3 var, 2 üzeri 2 var. Hani EBOB en büyük ortak bölen ya. 2 üzeri 2'yi aldım. 3 üzeri 2 var, 3 üzeri 3 var, 3 üzeri 2'yi aldım. 5 var, 5 var, 5 aldım. Bak 7 var, burada 7 yok. 11 var, burada 11 yok. Yani ortak bölen başka kalmadı. O yüzden almayacağım. ECOG'da ise en büyüklerin olarak git. 2 üzeri 3 var, 3 üzeri 3 var, 5 var, 7 var, 11 var. Hepsini aldım ki en büyük, en küçük ortak kat. EBOB'da ise en büyük ortak bölen şeklinde deriz.